dikkat dağınıklığı. Parmaklarınızı bitiştirin. Hepimize ilham veren bu küçük gösteri için teşekkürler Deniz. Şimdi az önce rica ettiğim gibi tarih kitabını okur musun lütfen? Aa, tabii. 1066'da Kral Harold 1. William tarafından bozguna uğratıldı. Aa, bozgun diyor. Şey, beş taş gibi yani. Aa, ben de beş taşta birini bozguna uğratmıştım. 30 kere üst üste kazanınca karşımdaki çocuk pes etmek zorunda kalmıştı. Ha, pes etmek... Deniz, aklını dağıtmayı bırak artık. Dikkatin o kadar çabuk dağılıyor ki bütün ödevlerini yarım bırakıyorsun. Sınav kağıdının başlığına bile adını yarım yazmışsın. Ama Deniz, çok uzun sürüyor. Ah, bir işi sonuna kadar götürdüğünü görmek istiyorum. Aa, elbette, bir işi sonuna kadar... neydi o son kelime? Öyleyse kanıtla. Bugünkü yoklama fişini büroya götür. Görev kabul edilmiştir. Hem de dikkatim hiç dağılmayacak. Ha? Tamam, lütfen dikkatli ol. Yoklama fişi çok önemli bir... Ne? Deniz! Oh. Tamam, ah. Şu andan itibaren dikkatim dağılmayacak. Aa, Nasher. Hadi. Creature'a göstereceğim. Hiçbir şey bu yoklama fişiyle o büronun arasına giremeyecek. Ha? Aa, basket topu. Aa, Deniz! Oh, topumuzu bulmuşsun. Ders sırasında gizli gizli top oynadığımızı kimseye söyleme. Söylemem, hatta size katılırım bile. Şimdi yapacağım atışa iyi bak. Karamel kaplı balık yahnimden bile daha güzel. Ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ah, hiç. Olamaz. Neydi o? Yoklama fişi mi? Ay, görüşürüz. Yoklama fişi okulun bu karmaşa ortamında düzen, disiplin ve kurallara uyma zorunluluğu demektir. Çabuk git onu geri getir. Ama bu karmaşa ortamından kaçmış olabilir. Bu okulun süper yetkili müdüresi vesaire vesairesi olarak okuldan kısa bir süre ayrılmana izin veriyorum. Yoklama fişini bul getir. Hadi getir. Öf. Neyse, kolay oldu. Pardon. Yandık. Bu sefer kaçamazsın. İnanılmaz küçük plastik örnek bu. Plastik örnek inanılmaz derecede küçük. Elinize alın, bir anda kaybolsun, hiçbir işe yaramaz. İnanılmaz küçük plastik örneğinizi en yakın inanılmaz küçük plastik örnek satıcısından hemen alın. Olur. Bak, artık inanılmaz derecede küçük bir plastik ördeğim var. İnanılmaz derecede küçük bir plastik ördek alma fikri gerçekten almaktan daha iyiymiş galiba. Birileri yine yere çöp mü atmış? He? Neler oluyor? Aa, yoklama fişi. Yine dikkatim dağıldı, öyle değil mi? Oo, bu kağıt parçası mükemmel bir polis uçağı olabilir gibi görünüyor. Kurallara göre yere çöp attınız ama. Ne? Haklıydı. Komiser, seni bir daha uyarmayacağım. Sakın bir daha yere çöp attığını görmeyeyim. Yürü. Şimdi tamam. Uçan kaykayda bir hamster. Güzel hareketti Galahad. Hamster'ınız yeni yükseklik ayarı testi için bana yardım ediyor. Başka havalı yenilikler de yaptım, dener misin acaba? Tabii, yapacak başka bir işim yok. Deneme başlıyor. Hop. La 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 la. Hayır, yere sakız atmışlar. Sosis aromalı. Ha, öyleyse bu sakızı yere atan benim. La 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 la. Buna binen 360 derecelik çılgın dönüş yapmayı denediğinde hep böyle oluyor.
Neyse, ben çizim masasına dönsem daha iyi olacak. Ha? Yoklama fişi yok olmuş. Ay! Doğru çöpe. Çok teşekkür ederim. Tamam, artık dikkatimi dağıtmayacağım. Söz veriyorum. Ay! Olamaz. İnanılmaz küçük plastik ördek fil mi gelmiş? İnanılmaz küçük plastik ördek filmi beklediğimden dokunaklıydı. Ha, biz ne yapıyorduk? Yoklama fişi. Hayır. Olamaz. Sonuç ortadan aşır. Beceremedim. Dikkatim dağılmasın diye çok uğraştım ama hem tatlı hem tuzlu. Ya beceremedim işte. Deniz, hop. Elbette dikkatin dağılır oğlum. Bütün ailemiz öyle. Özellikle de o kelebeğe bak. Ben. Hem bu bazen iyi de olabilir. Dikkat dağınıklığı insanı bambaşka tuhaf ve harika yönlere sürükleyebilir. Hatta aklına neden okulda değilsin? Yoklama fişini kaybettim. Müthiş fikirler getirir. Haklısın. Dikkatinin çabuk dağılmasına alışmaya bak Deniz. Hepsinden önemlisi büyük annenin şu öğüdünü unutma. Dondurmacı geçiyor. Bir top da bana lütfen. Burnunu bir nokuşa ayarla Naşır. Henüz yoklama fişini tam anlamıyla kaybetmiş değiliz. Hayır! Olamaz! Hey kuş, ver o kağıdı bana. Oradan kolayca düşebil. Kalk dur. Kalkayım, programı hala arıza veriyor. Dikkatim dağıldı. Tamam. Atıyorum. Çok yüksekmiş. O da son bezelyeydi. Atacak mısır da kalmamış. Menzil dışında olmasa bile cephanem yok artık. Artık yoklama fişini almama imkan yok. Dikkat dağınıklığını kullan Deniz. Onlar aklına en parlak. Ne diyordum ben? Tabii ya. Dikkat dağınıklığı. Bitirelim şu işi. Görev tamamlandı öğretmenim. Yoklama fişi başarıyla büroya teslim edildi. Deniz, bilmem farkında mısın? Okul 2 saat önce dağıldı. Ne? Ama itiraf edeyim, gelişme var. Kim bilir, belki de bu sana ders olur ve dikkat dağınıklığının sonu... Affedersiniz, bana bir şey mi diyordunuz?